Biliyorsunuz İstanbul ve Ankara'da toplu ulaşıma zam yapılmıştı sayın seyirciler. Öğrenci ücretlerine yapılan bu zamların öğrenci ücretleri için bunun altını çizelim. Yapılan zamların geri alınması için AK Parti harekete geçti. Peki ne olacak? AK Parti nasıl bir karşı çıkış yaptı? Zamlar geri alınabilir mi? Detayları var sırada. CHP'li belediyelerin yönettiği Ankara ve İstanbul'da ulaşıma yapılan zamlar AK Parti'yi harekete geçirdi. Öğrenci ücretlerine yapılan zamın geri alınması için belediye meclislerine önerge verildi. Bizim buradaki önerimiz öğrenci ücretleri ile ilgili, öğrenci abonma ücretleriyle ilgili. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mart ayında toplu taşıma ücretlerine %50 zam yaptı. Tam bilet 4,5'dan 6,5 liraya, öğrenci bileti 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Öğrenci abonman ücreti 90 lira oldu. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrenci ücretlerine yapılan zammın geri çekilmesi için önerge verdi. Mansur Yavaş'tan öğrenci abonman ücretlerinin eski fiyat olan 60 liraya düşürülmesini istedi. Bizim buradaki önerimiz öğrenci abonman ücretlerinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi öneriyoruz burada. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen hafta toplu ulaşıma %40 zam yaptı. Tam akbil 7.67 liraya, öğrenci akbili 3.74 liraya yükseltildi. İstanbul'da da benzer bir adım atıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu öğrencilerin zamdan muaf tutulmasını istedi. Ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu %40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde %40'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvansetsin. etsin. İstanbul ve Ankara'daki öneriler perşembe günü belediye meclis toplantılarında karara bağlanacak.